Merhaba sevgili 9. sınıflar. Arkadaşlar ısı enerji, ısı konusunun devamı olan şu enerji iletimi, enerjinin hızı, genleşme konusu var. Özellikle genleşme falan şu enerjinin iletimi arkadaşlar. Bunlar biraz da sözel konular. Çok rahat yapabileceğin konular. Bir bakalım arkadaşlar derse başlamadan önce. Bakın Mayıs ayının şaka maka bakın sonlarına geliyoruz. Yavaş yavaş artık Haziran ayı ve tatil dönemine doğru giriyoruz arkadaşlar. Koca bir yılı bakın geride bırakıyoruz. Ve enerji iletim konusunu yapacağız arkadaşlar bu derste. Ve bundan sonra bakın ısı sıcaklık konuları geliyor yavaş yavaş. Artık son konulara doğru giriyor olacağız. Peki dersimizde işleyeceğimiz şeyler dinamo. Dinamo fizik soru bankamızda varsa biz de paralel olarak buradaki soru bankasından yine soruları çözebilirsin diyoruz. Ve dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar ilk konumuz sözel bir konu. Ee, bakın belki farkında olmuyoruz ama arkadaşlar ısı bir yerden bir yere bakın iletiliyor. Ve iletilerken, iletilirken izlediği yörüngeye göre arkadaşlar isim alıyor. Yani şöyle düşünelim mi? Bakın şöyle bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Diyelim ki, diyelim ki arkadaşlar sen buradasın. Bak şimdi sen buradasın. Odanın içerisinde de ve şurada da bir kalorifer peteği var. Hani kalorifer petekleri diyoruz ya bizim var. Evet. Şimdi bakın e, kışın arkadaşlar bu kalorifer peteğinin e, ısısı sana bir şekilde geliyor mu? Geliyor. Peki gelirken arada ne var? Neyi kullanıyoruz? Arada arkadaşlar hava var, değil mi? Ha bakın işte bu buradaki ısı, kalorifer peteğindeki ısı sana ulaşırken aranızda bakın ne olduğuna göre arkadaşlar bu isim oluyor. Biraz sonra bunu söyleyeceğim. Peki şöyle olabilir, şöyle olabilir bakın. Şu şekilde bir şey olsaydı arkadaşlar bir havuzun içerisinde olsak su olsa sen yine e, diyelim ki suyun içerisinde bakın şurada bir ısıtıcı olsa ısı diyelim istersen ve sen havuzun içerisinde burada duruyor olsan arkadaşlar buradaki ısıtıcı ne dersin seni ısıtır mı değil mi ısıtır evet işte acaba buradaki ısının sana ulaşmasının adı ne arkadaşlar nasıl oluyor şimdi onu söyleyeceğiz bakın şimdi gene şu özetime geri döneceğim. Öncelikle şuradaki yazı biraz kalabalık görünüyor ama şunu beraber bir bakalım. Ona göre tekrar ben sana akılda tutma yöntemleri öğreteceğim hiç merak etme. Şimdi arkadaşlar bakın bu iletim konveksiyon ve ışıma olmak üzere arkadaşlar 3 tane isim alıyor. Peki neye göre isim alıyor? Bakın sen buradasın ee, ısı kaynağı da burada. Isı kaynağındaki buradaki ısı arkadaşlar sana ulaşması için eğer arada bir katıyı kullanıyorsa arkadaşlar biz buna bakın iletim diyoruz. Yani biraz daha açalım. Bakın katı cisimler arkadaşlar bir ucundan ısıtılmaya başladığında... Katın tanecikleri titreşim hareketi yapar ve titreşim yoluyla arkadaşlar bu diğer tanecikleri iletilir ve bu sayede ısı sana ulaşır. Mesela ne gibi? Bakın mermer, beton ve tüm metaller ısı iletir demişiz. Tahta, saman, kağıt gibi malzemeler de arkadaşlar ısı yalı yalıtır. Yani iletmeyen maddelerde biz yalıtım maddesi diyoruz. Peki iletime nasıl örnek verebiliriz? Mesela şöyle söyleyelim. Bakın şöyle hani biz e, her sabah bir çay içeriz ya. Peki yeni artık gençlerde pek çay kültürü yok ama yine arkadaşlar şöyle çay olsun. Mesela bir çayımız var. Çayı da çay kaşığıyla şekeri attım... ve çay kaşığıyla karıştırdığını düşünelim. Bakın şimdi buradaki arkadaşlar çayı ben çay kaşığıyla karıştırırken e, elimizin biraz yandığını hisseder miyiz? Hani çay kaşığı ile karıştırırken. E, biraz çaydaki sıcaklık buradaki metali kullanarak elimize gelir değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar buradaki ısı elimize gelirken bir katıyı kullanıyorsa, bir maddeyi kullanıyorsa o zaman arkadaşlar buna biz işte iletim yoluyla ısının yayılması diyoruz. Peki bakalım. Arada arkadaşlar sıvı veya gaz varsa bakın konveksiyon yolu, yoluyla yayılma demişiz sıvı ve gaz gibi akışkanlar yardımıyla gerçekleşir. Isının gaz ya da sıvı moleküller aracılığıyla arkadaşlar bir noktadan bir noktaya taşınmasını sağlarız. Örneğin demişiz bakın odanın bir köşesinde yanan sobanın bir süre sonra odanın diğer köşesini ısıtması konveksiyondur. Demek ki arkadaşlar uzun lafın kısası burada da ne olacak bakın eğer bir yerden bir yere ısı giderken sıvı ya da gazı kullanıyorsa ha ben buna işte ne diyeceğim o zaman konveksiyon diyeceğim. Peki gelelim ışımaya. Işıma da arkadaşlar bakın bir ortama ihtiyacı yok. Bakın her şey arkadaşlar ışıma yapar. Bir şekilde her şeyin bir sıcaklığı var mıdır? Bakın şurada mesela ben bir çay koydum. Bu çayın bakın bir sıcaklığı varsa ben de elimi buraya koyarsam bir süre sonra arkadaşlar elime bunun ısısı pek çok uzaktan gelmez ama biraz daha yaklaşırsam bir süre sonra bunun sıcaklığını hissederim. Çünkü bayağı şu anda sıcak bir çay. Bakın elime sıcaklığını hissederim. Peki bu arada ne var? Hava var. Ha, ha, o zaman arkadaşlar yani gaz var. Bakın gaz varsa ya da sıvı varsa bunun da konveksiyon oluyor. Ama bakın her şey aynı zamanda arkadaşlar bir ışıma da yapar. Neden? Çünkü her şeyin bakın bir sıcaklığı var. E, gözde görülmeyen bakın ışık yoluyla bir ışıma yaparak arkadaşlar ısı enerjisini bir noktadan bir noktaya aktarıyor. Buna da en güzel örnek olarak bakın güneşin dünyayı ısıtmasını gösterebiliriz. E, güneşle dünya arasında ne var arkadaşlar? Bir katım var, sıvı var, gaz var hiçbir şey yok. Bakın oradan buraya neyle bunu iletiyor? Işıma yoluyla iletiyor. O zaman sonuç olarak arkadaşlar durumu bir toparlarsak bu bakın karşıma çıkar. Öğretmenlerimiz bunu bize sorar. Bakın iletim deyince bir ısının ısının bir noktadan bir noktaya iletilmesi katı yoluyla gerçekleşiyor arkadaşlar. Biz buna ne diyoruz? İletim diyoruz. Eğer sıvı veya gaz yoluyla iletiliyorsa buna konveksiyon diyoruz. Eğer herhangi bir ortama ihtiyaç duymadan diyorsa ışık yoluyla diyorsa bakın buna da ışıma diyoruz. Şimdi isterseniz bir iki örnek çözelim. Ona göre biraz daha olayı pekiştirelim. Bakın arkadaşlar ocaktaki yemek karıştırıldığında metal kaşık yerine tahta kaşık tercih edilmesinin nedeni. Bakın belki ben sen mutfağa giriyorsun ya da girmiyorsun. Bence girmen lazım. Çok eğlenceli. Arkadaşlar bakın şöyle bir tenceremiz var tenceremiz var. İçerisinde yemek yapıyoruz. Annelerimiz bize güzel güzel yemek yapıyorlar. Evet. Ve bunu bazen pişerken böyle bir kaşıkla bakın şöyle bir kaşık çizeyim isterseniz. Bir kaşıkla veya kepçeyle biz bunu bazen karıştırmamız gerekir. Peki biz burada ne kullanıyoruz? Demir de kullanırız ama bazen de tahta kullanırız arkadaşlar. Bunu peki neden tercih ediyoruz? Bakın buradaki ısı buradaki sudaki yemekteki ısı bu kaşığa geçer kaşıktan da böyle gelir 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 ve sonra bir süre sonra elimize ulaşır ve elimizi yakar doğru mu eğer biz burada demir bir kaşık veya kepçe kullanırsak bu iletim daha hızlı olur ama tahta kullanırsak arkadaşlar tahtalar gibi şeyler e, buradaki ısıyı çok fazla çok iyi iletmedikleri için elimiz yanmayacaktır. Yani dolayısıyla biz bazen metal yerine tahta kaşıklar kullanırız. Görürsün annelerimiz tahta kaşıkla karıştırırlar. Bunun nedeni nedir bakıyoruz arkadaşlar? Tahtanın ısı iletkenliğinin metalden küçük olması diyeceğiz. Bakın bu ısı iletkenliği ile alakalı bir durumdur. Her madde ısıyı eşit iletmez. Peki konveksiyonla ilgili bir örnek sormuşuz. Bakın böyle sorular hep karşıma çıkacak. Arkadaşlar neydi? Bakın şuraya bir daha yazalım mı? 3 tane var. İletim, Bakın iletim konveksiyon ve nedir? Işıma. Doğru mu? Üç tane var arkadaşlar. Üçü de burada ne demiştik? Bakın iletimde neyi kullanarak ısı iletiliyor? Katı maddeyi kullanarak. Burada sıvı veya bakın sıvı veya gaz olursa arkadaşlar konveksiyon oluyor dedik. Işıma da e, her ortamda her ortamda yani ortama ihtiyaç duymadan da diyebiliriz aslına bakarsınız arkadaşlar. Dolayısıyla ortama ihtiyaç duymadığı için ortam olsa da olmasa da fark etmiyor. Her halükarda bakın ışıma gerçekleşiyor. O zaman demek ki bana konveksiyonu gördüğüm zaman ben ne yapacağım? Sıvı ya da gaz lafını arayacağım burada. Bakalım şimdi. Kombide ısınan su. Heh, bakın burada bir sıvı var. Dedik ya konveksiyon sıvı ya da gazla alakalıdır. Kombide ısınan su taneciklerinin boruda ilerleyerek peteklere ulaşması. Arkadaşlar burada sonuçta bir sıvıyla bir iletim var. O yüzden bunu konveksiyon diyebiliriz. Kışın siyah renkli giysiler giyeriz. Doğru mu? Böyle şeyler yaparız. Neden? Bakın sen buradasın. Bak sen buradasın. Eğer böyle koyu renkli kıyafetler giyersek niye güneşten gelen ışınlar çünkü açık renkli kıyafetlerden arkadaşlar yansır. Ama koyu renkli kıyafetlerden yansımadığı için bizi daha fazla ısıtır. Ama bunun bakın konveksiyonla bir alakası yok. Bunu o zaman iptal edeceğiz odanın köşesinde yanan sobanın odanın diğer köşesine bakın odanın bir köşesi bu odanın diğer köşesi buysa buradan buraya bakın bana gelirken ısı arada ne var gaz var o zaman gaz varsa arkadaşlar işte bakın bu da nedir bu da gene konveksiyon olayına girer cevabımız 1 ve 3 oldu biraz lehim gibi karışık gibi duruyor ama basit bir şey arkadaşlar bir de bakın burada ısının iletim hızı diye bir şey var biraz belki canını sıkabilir ama Ufak bir e, formülümüz var arkadaşlar burada. Ne demek ısının iletimizi? Bakın şimdi şöyle bir şey yapsak sevgili gençler. Şimdi bakın bu elimdeki kalem bir plastik ama demir olsa... şundan ben şimdi çakmağı çaksam, şuradan bakın çakmağı yaksam... ...veya şundan tutuyorum bakın, şuradan tutuyorum. Buradan çakmakla alevi versem bakın, alevi versem, versem, versem... ...bir süre sonra ısı buradan gelir, 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 gelir... ...ve bir süre sonra elimi yakar ve artık ben bunu tutamam, düşürmek zorunda kalırım. Peki bu ısı buradan buraya bakın iletilirken hızlı veya yavaş olması neye bağlı arkadaşlar? Bir kere maddenin cinsine bağlı doğru mu? Ha peki başka nelere bağlıymış? Bakın buradan buraya arkadaşlar ısı bir şekilde iletiliyor. İşte ben buna ısının şu arkadaşlar ısının iletim hızı böyle gösteriliyor. İşte, isterseniz biz bunu hızla diyebiliriz. Bunu formül arkadaşlar K A delta T bölü delta X. Ben buna kat X diyorum. Kat X. Bakın K A T X ya. Şurası bakın X olacak. Peki ne demek bunlar? Sevgili arkadaşlar bakın bu bir katsayı. Maddenin cinsine göre bir katsayı. Alan demişiz bakın. Yani şunu bileceğiz. Şurada görüyor musunuz? Bakın maddenin yüzey alanı yani kalınlığı diyebiliriz. Kalınlığı fazlaysa veya şu iki uç arasındaki sıcaklık farkı arkadaşlar fazlaysa bakın hız artıyor. Ama şurası fazlaysa yani şuradaki kalınlık şu mesafe. Fazlaysa o zaman da paydada olduğu için arkadaşlar azalıyor diyeceğiz. Böyle bir yorum yapacağız. Belki de öğretmenlerimiz bunu bize sorabilirler. Peki bir tane bir örnek yapalım. Bakın bir cisme verilen ısı. Şimdi hızımız nedir dedik. Bir daha yazılmış şunu. Hız eşittir. K çarpı A çarpı delta T bölü delta X yani kat X. Bakın A dediği kalınlık buradaki yüzey alanı. Delta X dediği arkadaşlar şuradaki yatay mesafede az önceki şekilde. Hangisi yapılmalıdır demişiz. Daha hızlı iletilmesi için bakın hızla alakalı. Bakalım iki cisim uçlar arasındaki sıcaklık farkını azaltmak. E bakın pay kısmındaki şeylerle doğru orantılıdır. Yani bunu azaltırsak hızımızda da burada ne olur? Azalır. E ama daha hızlı diyordu. O zaman buraya almayacağız. Cismin kalınlığını azaltmak arkadaşlar. Kalınlık dediği bakın şuradaki delta x olmuş oluyor. Bakın bunu azaltırsak evet bu payda da olduğu için bunu alabiliriz. Peki enerji iletimine dik olan kesit alanını yani a'yı Artırmak diyor. Evet bakın A'yı artırırsak burada gene hızımız artar. Bunu da alabiliriz. 2 ve 3 olacak. Burada burası biraz can sıkabilir haklısın. Evet, çünkü bir tane bir formülümüz var. Ama sonuçta müfredatta da böyle bir şey var arkadaşlar. Bunu da vermeliyiz. Bakın daha çok böyle yorum soruları karşımıza çıkıyor. Bir bakalım. Şimdi bakın gençler. Şöyle sorular e, soruluyor. Bakın şöyle bir maddenin ucuna bir mum koyuyoruz. Yani bal mumu. Yani mum dediğimiz şöyle. Hani mum beyaz bir şey ya. O böyle bir parça koparttığını düşün. Ve şuraya şöyle yapıştırdığını düşün. E ben buradan çakmakla bunu ısıtırsam ısı gelir 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 gelir. Bakın buradaki o beyaz mum erir ve buradan tak diye düşer. Yani erimesi demek ısının buraya ulaştığını gösteriyor bize. Peki bakın ben bunu buradan ısıtırsam. Buradaki ısı bu tarafa ve bu tarafa doğru eşit. Aynı anda yola çıkmaz mı? Çıkar. Peki buradan da ısıtırsam arkadaşlar gene aynı şekilde bu tarafa ve bu tarafa yol çıkmaz mı? Çıkar. Hangisi önce geliyorsa bakın oradaki mum ne yapacaktır? Aşağı düşecektir. Şimdi şuradaki e, şuradaki metne bakalım. Önce hangisi düşüyormuş? M. Ha bu şu demek. Demek ki bakın buradaki ısı arkadaşlar en hızlı M çubuğunda iletilmiş ve buraya gelmiş demektir. Bana da burada hızlarını soruyor. Demek ki o zaman bakın M burada hız olarak büyüktür. Daha sonra K demiş. O zaman demek ki arkadaşlar K'nın bakın buradaki hızı daha fazla ve en son L diyor bakın o zaman L'nin hızı ise bayağı bir az. O zaman arkadaşlar işte böyle bir sıralama yapabiliriz. Anlaşıldı mı bakın böyle bir arkadaşlar yorum sorusu karşımıza gelebilir. Peki ısı iletimi diyoruz ya. Bakın bir madde arkadaşlar ısıyı bir yerden bir yere iletir. Dediğim gibi bakın bu bir demir olsa, mesela bir kaşık olsa, bir çatal olsa ben şurasını ocağa şöyle dokundursam arkadaşlar bu ısına var. Buradan buraya gelir 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 ve bir süre sonra elimi yakar. Çünkü burada bir ısı iletkenliği vardır. Ama bu da her maddeye göre değişmez mi? Mesela bakın çelik demişiz arkadaşlar. Çeliğin hani bu tabloyu benim ezberlememe gerek yok ama örnek olsun diye bakın buraya koydum. Arkadaşlar çeliğin ısı iletkenliği 40. Bakın, bakın ısıyı bayağı bir iletiyor. Peki tahtaya bakalım arkadaşlar. 0.1 görüyor musunuz? Tahta arkadaşlar çok kötü iletiyor ısıyı. Cam 0.8 Hava demişiz bakın 0.020 görüyor musun? Daha da kötü. O zaman ben bunları hava gibi poliüretan diye bir madde var arkadaşlar. 0.024. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Isı iletken fazla olan maddeler. Mesela çelik gibi bir madde arkadaşlar. Isıyı iyi iletmem gereken bir yerde. Mesela diyelim ki bir tencereyi neyden yapmam lazım? Çelikten yapmam lazım. Çünkü alttaki ocaktaki ısıyı iyi iletmesini istiyorum. Ama diyelim ki Evime arkadaşlar ben bir yalıtım malzemesi yapmak istiyorsam. Bakın şurası bizim evimiz olsun. E dışarıdan biliyorsunuz e, şuradan ısı geliyor veya içeriden ısı geliyor. İşte bunu yalıtmak için şuraya ben ne yapmalıyım? Bakın yalıtım malzemesi koymalıyım. E Ben burayı çelikten yaparsam olur mu? Olmaz. Çelik çünkü ısıyı çok iyi ilettiği için. Çelik bakın e, ısı yalıtım için kullanılamaz. O yüzden ısıyı kötü ileten bir şey kullanmam gerekiyor. Ne kullanabilirim? Bakın havayı kullanabilirim. İşte tahtayı kullanabilirim. Bakın poliuretan malzemeler kullanabilirim. Gördünüz mü ısı iletim kat arkadaşlar düşük olan malzemeleri kullanabilir. Peki hani belki sizin evinize de e, apartmanda belki ısı yıltımı yaptırmışlardır. E, bu yüzden arkadaşlar belli malzemeleri biz ısı yıltımı yaparız. Bakın ısı yıltımı ısı yıltımı arkadaşlar farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ışı, ısı geçişini azaltmak için kullanılıyor. Ve bu durumda arkadaşlar ısı yıltımı ne yapıyor? Enerji tasarrufu sağlıyor. Binaların dışında genelde ısı yıltımı yapılan malzemeler vardır. Peki ısı yalıtımı olan bir binada arkadaşlar az enerji kullanmak ısı veya serinlemeyi sağlar? Bu şekilde daha rahat ısınmamızı sağlar. Peki enerji yalıtımı için seçilen malzemelerin arkadaşlar enerji iletim hızının bakın düşük olan malzemelerden seçilmesi gerekiyormuş. Demek ki bakın ısı yalıtımı arkadaşlar bizim için ne yapıyor? Evet bunu biz binanın etrafına döşetirken burada evet bir e, maliyet oluşuyor. Bir para ödüyoruz. Ama uzun vadede Bizim daha az kalorifer kullanmamıza ve belki klima kullanıyorsa yazın daha az klima kullanmamıza sebep oluyor. Ve bizim enerji arkadaşlar enerji harcadığımız parayı azaltıyor. Bu yüzden ısı yalıtımı önemlidir diyeceğiz. Peki gençler bilmemiz gereken noktalardan bir tanesi arkadaşlar küresel ısınma. Hiç bunu duydun mu? Küresel ısınma veya sera etkisi gibi şeyler duydun mu? Belki duymuşsundur. Bazen haberlerde falan bakın karşımıza çıkıyor. Hani dünya küresel ısınmadan dolayı artık sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı gibi arkadaşlar laflar duyuyoruzdur. Peki ne demek bu küresel ısınma? Bakın şöyle bir ifade edelim mi? Bu hem genel kültür olarak aklında olsun hem de dersimizde sınavlarımıza çıkacaktır, hocalarımız soracaktır. Bakın sevgili gençler şurası bizim dünyamız olsun. Bakın şurası dünya diyelim. Tamam biz de burada bir yerdeyiz. Şurada bir yerdeyiz bakın. İnsanlar da değil mi dünyanın üzerinde böyle yaşıyorlar. Güzel. Peki dünyanın etrafında arkadaşlar ne var? Bakın dünyanın etrafında arkadaşlar bir bir şekilde gaz tabakası var. Peki bakalım şimdi. Dünya güneşten gelen ışınların yansımasıyla ısınır sevgili gençler. Bakın güneşten ne oluyor? Işınlar geliyor. Bakın şuraya da isterseniz bir güneşi çizelim. Güneş diyelim buraya da. Şöyle güneş. Hani güneşten gelen ışınlar biliyorsunuz ne yapıyoruz sevgili gençler? dünyamızı ısıtıyor. Peki arkadaşlar gü bakın güneşten gelen ışınlar dünyadan yansırlar ve bu şekilde dünya ısıtırlar. Güzel. Buraya kadar sıkıntı yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bakın yansıyan bu ışınlar arkadaşlar bu atmosferde biliyorsunuz ne var? Su buharı var. Metan gazı ve karbondioksit gazı var. Bakın burası sıkıntılı. Çünkü bizim hani bu fabrika bacaları egzoz gazlarından Kaynaklanan arkadaşlar gazlar gidiyorlar ve atmosferde birikiyorlar. Dolayısıyla buradaki güneşten gelen ışınlar bakın buradan yansıdıktan sonra buradan çıkmaları gerekirken çıkamıyorlar ve tekrar bakın çarpıp geri dönüyorlar. Görüyor musunuz? İşte bu da dünyanın olması gerektiğinden fazla ısınmasını sağlıyor. Ve böylece bakın dünyanın sıcaklığı artıyor sevgili gençler. Artık siz bunu hissediyorsunuz. Belki anne babalarınız hep şunu söylüyorlar. Aa nerede o eski kışlar diyorlar belki değil mi? Hani eskiden diyorlar ki şu kadar kar yağardı, şöyle olurdu, çok soğuk olurdu falan. Ama şimdi bakıyorsunuz ki çok az daha kar görüyoruz veya kar yağsa da çok kısa süreli yağıyor. Veya o kadar e, ortalama sıcaklık o kadar arkadaşlar fazla düşmüyor. Genelde daha sıcak günler yaşıyoruz. İşte bakın küresel ısınmayı yavaş yavaş arkadaşlar hissediyoruz. Peki bize derlerse işte bu küresel ısınmayı biz azaltmak istiyorsak yani dünyayı kurtarmak için ne yapmak ne yapmamız gerekiyorsa arkadaşlar karbondioksit ve metan gazlarının daha az salınması. Yani peki bu nasıl olacak? E, arabaları daha az kullanacağız. Daha az fabrika e, kuracağız. Yani doğayı çok fazla kirletmeyeceğiz. Doğru mu? İşte bu şekilde de arkadaşlar küresel ısınmayı kontrol altına almaya çalışacağız. Peki bakalım. E, güneş enerjisinin arkadaşlar bu gazlar, gazlar tarafından tutulmasına da sera etkisidir. Sera diye bir şey duydun mu? Hani derler ya. Hani sera da domates yetiştiriyorlar falan. Arkadaşlar sera dediğimiz kapalı bir ortamdır ve ısının muhafaza edildiği bir yerdir. Yani buradaki bakın atmosferdeki gazlar da arkadaşlar dünyanın etrafında işte böyle bir katman oluşturdukları için ısının dışarıya çıkmasını engelliyor ve burada işte bakın olması gerektiğinden daha fazla bir ortam oluşturuyor. Yani biz buna küresel ısınma veya sera etkisi diyoruz gençler. Peki atmosferden salınan bazı gazlar yani bizim saldığımız fabrikalardan, egzozlardan gibi saldığımız bazı gazların arkadaşlar neden olduğu ser etkisinden dolayı dünyanın ortalama sıcaklığındaki görünen artışa da arkadaşlar biz ne diyormuşuz bakın küresel ısınma diyoruz. Demek şöyle bir toparlarsak gençler biz tabi dünyayı kirlettiğimiz için hani fabrika bacalarından çıkan evlerin bacalarından çıkan egzoz dumanlarından çıkan arkadaşlar sigara dumanlarından çıkan gazlar atmosferde bakın birikiyormuş. Ve güneşten gelen ışınlar arkadaşlar yansıyıp dışarıya bakın çıkamıyorlarmış. Ve bu sayede ne oluyormuş? Dünyamız olması gerektiğinden fazla ısınıyormuş. Peki bunun sebebi e, bu ama çözümü ne? Çözümü arkadaşlar? Fabrikaları daha az kullanmak, arabaları daha az kullanmak ve toplu ulaşım araçlarını kullanmak. Enerjiyi daha az kullanmak değil mi? Mesela suyu az kullanmak, e, işte televizyon açıksa kapatmak, gereksiz ışıkları kapatmak gibi bakın. Bunların hepsi ne yapacaktır? doğayı koruyacaktır ve küresel ısınmayı gençler azaltacaktır. Peki gelelim gene bir yorum konusu olan genleşme konusuna arkadaşlar. Şimdi bakın genleşme konusunu belki siz duydunuz. Belki de ikiz duyuyorsunuz. Bak şimdi yorum olarak bir yapalım isterseniz. Bakın şu elimdeki kalem arkadaşlar şimdi metalden bir cisim olsa. Ben bunu ısıttığım zaman gençler ısıttığım zaman bunun boyu bakın ne oluyor? Artıyormuş. Biz bunu bazen gözle görebiliyoruz, bazen göremiyoruz. Ama bu tip bütün metaller arkadaşlar ısıttığımız zaman bakın boyu artıyor. Soğuttuğumuz zaman da arkadaşlar boyu ne yapıyor? Kısalıyor. İşte biz buna ısıttığımız zaman genleşme, soğuttuğumuz zaman da çocuklar büzüşme diyoruz. Yani bu her şekilde olabiliyor tabii ki. Boyca da genleşiyor. Böyle bir levha ise bakın alan olarak genleşiyor. Görüyor musunuz? Küresel bir şeyse de bu hacim olarak da çocuklar genleşiyor. İşte bu şekilde biz genleşmeyi sürekli olarak aslında etrafımızda çok farkında olmasak da sürekli etrafımızdaki şeyler genleşiyor ve büzülüyor arkadaşlar. Hatta bakın biz bile belli bir oranda genleşip büzülüyoruz. Mesela dişlerimiz bakın dişlerimiz arkadaşlar sen şimdi sıcak bir şey içtiğin zaman dişlerimiz belli bir oranda çok 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 küçük bir oranda genleşir. Soğuk bir şey içtiğimizde de arkadaşlar küçülür gibi ufak böyle genleşmeler meydana gelir. Peki sıcaklığı artan maddelerine bakın hacimden artmasına biz genleşme diyoruz arkadaşlar. Genleşmenin tersinde büzülme diyoruz. Peki katıların genleşmesi boyca, hacimce bir yüzeyce oluyor. Bakın şuradaki cisim arkadaşlar boyu bu kadarsa uzadığı zaman bakın bu kadar oluyor. Bunun şöyle de bir formülü var ama ben buraya yorum olsun diye yazdım. Hani bu boyca genleşme neyle alakalı? Bakın L0 yani ilk boyla alakalı. Alfa demişiz burada. Cismin bakın uzama katsayısı ile alakalı ve sıcaklıktaki artış miktarı ile gençler. Yani sıcaklığı çok artırırsanız boyu da bakın ne olur? Çok uzar. Burada da genelde biz demir raylarını veriyoruz. Bakın demir raylarını görüyor musunuz? Gençler aralarında şöyle ufak boşluklar bırakırlar. Şuralarda bakın buna bir dikkat edin. Siz de bir dikkat edin. Buralarda ufak boşluklar vardır. Çünkü niye biliyor musunuz? Yazın buradaki raylar uzadıkları için birbirlerini böyle sıkıştırırlar. O yüzden burada arada bir boşluk bırakmak lazım. Gene böyle hani bu elektrik telleri falan vardır. Bilmem dikkat ettiniz mi gençler? Bu elektrik telleri arkadaşlar yazın biraz daha uzadıkları için aslında biraz daha şöyle ne olur biliyor musun? Biraz daha şöyle bollaşırlar, sarkarlar. Belki biz çok dikkat etmiyoruz, görmüyoruz. Ama sonuç olarak toparlarsak etraftaki her şey sıcaklıkta bakın genleşir. Soğudukça da büzür. Burada da bir katılarda da genleşir arkadaşlar. Sıvılar da genleşir. Bakın mesela şu bardaktaki çay da ısıttığım zaman bakın bir miktar genleşir. Soğuduğu zaman bir miktar büzülür gibi. Her şeyde bakın biz genleşmeyi söyleyebiliriz. Peki genleşmede tabii şöyle bir şey söyleyeceğim bakın. Arkadaşlar genleşme fotokopik genleşmedir. Yani fotokopik genleşme dediğimiz şu. Mesela ben şöyle sarı olan bir levha var burada bu levhayı bakın ısıtmışım. Hangi boyutu şuradaki açı ve R uzaklığı ne olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın bunu siz ısıttığınız zaman ne olacaktır? Boyut şu şekilde şöyle bakın görüyor musunuz? Şöyle gençler bu ne yapacaktır? Genleşecektir yani boyu artacaktır. Ama açı orantılı bir şekilde genleştiği için açıda bir değişimi olmaz. O yüzden arkadaşlar bir şeyi biz ısıttığımız zaman bütün uzunlukları bakın artar. Yani şuradaki yarıçap ne olacaktır? Artacaktır. E, bu açı ama açılara biz ne diyeceğiz? Değişmez diyeceğiz. O yüzden buraya değişmez diyeceğiz. Hatta şöyle de yapabilir miydik acaba? Şuradaki mesafe ne olur deseydik. Mesela şuraya da isterseniz bir A uzaklığı diyelim. İşte e, başka mesela şuradaki mesafede B uzaklığı desek. Arkadaşlar bakın bunların hepsi artar. Bir şey ısıtınca e, herhangi bir boyutu küçülmez. O yüzden bütün boyutlarında bir artma olur. Mesela bir tane de örnek yapalım. Şimdi biraz daha kafamızı şekillenecek. Bakın kenar uzunluğu A olan bir şekil var ve bunun içine böyle bir e, oyuk açmışız. Boyutları da X, Y, Z diyoruz. Bunu ne yapmışız bakın arkadaşlar? Buna göre üçgen levha çıkarıldıktan sonra üçgen levha çıkarmışız. Şurası artık boş. Ve ısıtıldığında diyoruz. Bakın gençler şurada bir kere anlaşalım. Bir maddeyi bakın ısıttığınız zaman herhangi bir boyutunun azalması arkadaşlar mümkün değil. Ne olacaktır? Bu her tarafa doğru genleştiği için Burada ne olacak mesela? Buradaki A uzaklığı artacak, X artacak, Y artacak, Z artacak. Açı, açı arkadaşlar bu sabit diyelim isterseniz. Değişmez. Anlaştık mı? Açılar aynı oranda artacağı için gençler açıda bir değişme olmayacaktır. Bunu bu şekilde bilir. Peki bir tane daha örnek yapalım. Bakın burada arkadaşlar böyle garip bir böyle C şeklinde bir metal bir çubuğumuz var. E ee, çubuğun sıcaklığı gene artırıldığında diyoruz. Bakın sıcaklığı gene artırıldığında arkadaşlar dedi ki bütün uzunlukları artar dedik. Ama bu sefer x kısalacak. Ama hocam hani bütün uzunlukları artıyordu. Y artıyor. Ama arkadaşlar bakın şurası artacağı için hani bu C gibi olan madde bakın şöyle değil mi? Şu şekilde hatta bu tarafa doğru da bakın şöyle bir uzayacaktır. Şöyle bu tarafa ve bu tarafa doğru her tarafa doğru gençler biraz yukarı doğru tabii ki şöyle. Şöyle yapalım isterseniz. Biraz da yukarı doğru şöyle uzayacağı için her tarafı arkadaşlar artar ama şu tarafa doğru da uzadığından dolayı x azalır. O zaman x mesafesini biz ne diyeceğiz? X mesafesi bakın azalır diyeceğiz. Ama y mesafesi arkadaşlar artar diyeceğiz. Aslında bakın şu bu levhanın bütün boyutları arttı ama bu duvar olan mesafe olduğu için burası azaldı. Yoksa bu levhan herhangi bir rahatsızlığı azalmadı. Peki gençler bir de şu çok karşımıza çıkıyor. İki tane metali bakın şöyle yapalım. Şöyle boş bir kağıt alayım ben şuradaki mevzuyu sana bir anlatmaya çalışayım. Bakın şimdi. Şurada ben şöyle iki tane iki tane çubuk koysam. Şöyle iki tane yan yana çubuk koysam arkadaşlar. Bu x. Bu da y desek. Bunların sıcaklığını artırırsak bunlar uzar mı? Evet uzar. Peki hangisi çok uzar? İşte onu bana vermesi lazım. Mesela bunların uzama miktarları e, eşit değil. Buna biz arkadaşlar ne diyoruz? Buna bakın genleşme katsayısı diyoruz. Bakın genleşme kat sayısı kat sayısı diyoruz. Arkadaşlar genleşme kat sayısı diyelim ki x büyüktür y veya y büyüktür x de olabilir. Peki ben bunları ısıttığım zaman bunlar uzar mı? Uzar. Kim çok uzar? Kimin genleşme kat sayısı yani uzama kat sayısı arkadaşlar fazlaysa 12 uzar. Ben şimdi burada örnek olarak kim verdim? İkisi verdim. Bakın o zaman ne olacak burada arkadaşlar? X bakın uzayacak diyelim ki buraya kadar geldi. Ama Y de ne olacak? İşte buraya kadar gelecek. Görüyor musunuz? E niye böyle oldu? Çünkü X'in genleşme kat sayısı fazla olduğu için o zaman burada ne olacak? Bakın X de uzayacak. Ama X daha fazla uzayacak. Burada anlaştık mı? Anlaştık, güzel. Peki şöyle olursa. Arkadaşlar biz buradaki X ile Y'yi birbirine yapıştırırsak ne olur? Ne olur? E gene X daha fazla uzar ama X Y'yi bırakamaz. Yani o çok uzamak istiyor. O diyor ki ben çok uzayamıyorum ama ben çok uzamak istiyorum falan diyor. O zaman ne oluyor biliyor musun? Bu bunu arkadaşlar o zaman yamultuyor. Yani bakın bu ısıtılırsa diyorum, ısıtılıyor diyelim isterseniz. Isıtılırsa o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu bakın şöyle yamuluyor arkadaşlar. Bakın şöyle görüyor musunuz? Bakın şu şekilde şöyle yamuluyor. Peki bu ne zaman oluyor? Bunlar birbirine yapıştırılmış arkadaşlar. Perçinlenmiş ve yapıştırılmış diyor. Veya buna bir metal çifti diyor. Bakın şöyle düşünün olayı. E hocam peki bunların boyu artmadı mı? Evet arttı. Ama x'in boyu daha çok arttığı için zaten bakın şu anda x'in boyu daha fazla görüyor musun? O zaman ne oldu arkadaşlar? Bu bu şekilde bakın böyle yamuldu. Yapışıklarsa. Peki bu tam tersi soğutulursa yani soğutuluyor diyelim. O zaman soğutulursa da ne olur biliyor musunuz? Yerleşme katsayısı bakın çok olan madde ısıtılınca çok uzar. Soğutulunca arkadaşlar çok kısalır. O zaman da bakın bu sefer ikisinin boyu da kısalır. Ama kimin boyu daha fazla kısalacak? İkisinin boyu kısalacağı için işte bakın o zaman da bu tarafa doğru yamulacak. Kafanız karışmasın. Bakın bu metaller birbirine yapışık değillerse X çok uzar, Y az uzar. Tamam ama yapışıklarsa işte o zaman böyle bir yamulma olayı gerçekleşiyormuş arkadaşlar. Peki o zaman Soruya bakalım isterseniz. Burada görüyorsunuz iki tane metal çifti diyoruz biz buna veya metal perçinlenmiş diyor bakın. Yani perçinleme demek yapıştırılmış demek. Yani veya birbirine vida ile böyle tutturulmuş yapıştırılmış bir şekilde demek arkadaşlar. Ee, burada x, y bakın metal çiftini soğutarak y, z'yi de arkadaşlar ısıtarak doğrusal hale getiriyoruz. Yani doğrusal hale getirmek demek boylarını eşit hale getirmek demek. Peki ben şimdi sana soruyorum. Burada hangisinin boyu arkadaşlar daha uzun? Ne dersin? X'in değil mi? Peki biz bunları bakın ne yapıyormuşuz? Soğutuyormuşuz. Peki hangisi daha fazla kısalır arkadaşlar? Veya bunlar ne yaparlar? Kısalırlar ama kısalırlar. Yani sonuç soğutuyorsak. Bakın ikisi de kısalacak. Bakın ikisi de kısalınca aynı boya gelecekler ya. Ama X daha uzundur. Hangisi daha fazla soğudu sence? Yani hangisi daha fazla kısaldı? X. Niye? Çünkü X'in boyu daha fazlaydı ama. Bunları bakın soğutunca bunlar şöyle bakın. Aynı boya gelmişler. Yani X burada Y burada. Demek ki arkadaşlar hangisi daha fazla kısalmış? X olduğu için demek ki bakın X'in uzama katsayısı Y'den daha fazlaymış diyoruz. Ve gelelim buraya. Bunlar da ısıtılmış. Tabi ısıtınca ne olacak? Böyle bakın biraz daha büyük çizeyim şöyle. Biraz daha büyüyecekler. Z ve Y diyelim. Biraz daha büyüyecekler ve doğrusal hale gelecekler. Peki şimdi sana soruyorum. Z'nin boyu şu anda daha fazla. Y'nin boyu biraz daha kısa. Isıtınca bakın aynı boya geldiler. Hangisi daha fazla uzamış? Y daha fazla uzamış. O zaman arkadaşlar ne diyeceğiz? Y'nin uzama katsayısı bakın Z'den daha fazla. Bunları da böyle birleştirirsek o zaman sorumuzun cevabı X büyüktür Y büyüktür Z. Bir de burada uzama katsayısı için arkadaşlar bazen böyle alfa kullanıyor bazen böyle lambda kullanıyor. Bu tip böyle garip semboller falan kullanabilir. Kafanız karışmasın. Yani şıklarda şöyle de yazabiliriz biz bunu. Lambda X, Lambda Y, Lambda Z. Böyle garip semboller kullanabilir ama sen önemli olan şurada X, Y, Z'nin sıralamasını bil yeter. O bizim için önemli. Geçelim. Bakın bir tane bir yorum sorusu. Gel bakalım beraber yapalım. Arkadaşlar bakın burada bir küre var. Burada da böyle bir çember var. Bir delik var. bunun içerisinden bakın. Geçemiyor diyor. Peki geçebilmesi için hangisini yapmalıyız? Küreyi ısıtıp halkayı soğutmak. Arkadaşlar küreyi ısıtırsak ne olur? Büyür. Halkayı soğutursak buradaki delik ne olur? Küçülür. İyi de zaten geçemiyordu. E şimdi hiç geçemez. O zaman bu olmaz. Görürüz mü? küreyi soğutup halkayı ısıtmak. Bakın küreyi soğutursan küçülür. Halkayı ısıtırsak arkadaşlar büyür. O zaman bakın evet burası değil mi? Burası olur. Hem küreyi hem de halkayı ısıtmak. O zaman bu büyür. E bu da büyür ama hangisi daha çok büyüyecek? İşte yapılabilir dediği için yapılabilir ama bu olmaya da bilir. Bakın bu madde olmaya da bilir. Ama bana olabilir mi diye sorduğu için ben buraya gençler olabilir diyeceğim. E nasıl olabilir? Bir daha söyleyelim. Eğer X bakın ısıtınca az genleştiyse ama Y daha fazla genleştiyse ha o zaman bu bunun içinden bakın geçebilir. Anladınız mı? Bakın böyle yorum soruları arkadaşlar karşımıza gelecek. Peki bir de şu suyun genleşmesiyle ilgili özel bir durum var. Şundan da bir bahsedeyim isterseniz. Durumu yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın her şey dedik ısınır dedik. Mesela ben şimdi burada bardağım var. Bardağıma su koysam ve bu bardaktaki suyun sıcaklığını artırsam. Bakın bu bardaktaki su bile arkadaşlar ne yapıyor? Genleşiyor. Ama şöyle bir durumumuz var bakın. Suyun genleşmesiyle ilgili arkadaşlar. Şöyle bir durumumuz var. Şöyle bir ben sana şuraya bir istersen bir ufak bir grafik çizeyim. Şimdi bur buraya isterseniz hacim diyelim. Hacim diyelim. Buraya da arkadaşlar sıcaklık diyelim. Sıcaklık diyelim. Şurayı da bakın 0 derece. Bu suyun arkadaşlar 4 derece ile ilgili bir durumu vardır. 4 derece ve burası da 8 derece diyelim isterseniz. Şimdi bakın biz bir maddeyi ısıtırsak ne olur? Hacmi artar. Evet. Suyun da zaten aynı şekilde arkadaşlar ısıtınca hacminde bir artış gerçekleşiyor. Bakın artıyor artıyor artıyor. Soğutunca da azalıyor 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 ama 4 dereceden sonra garip bir şey oluyor. 4 dereceden sonra bakın arkadaşlar suyun hacmi tekrar artmaya başlıyor. Görüyor musunuz? Çok enteresan bir durum var. Sadece suya özgü bir durum bu. Ha demek ki 0 dereceden 4 dereceye kadar bakın suyu ısıtırsan hacmi ne olacaktır arkadaşlar? Dolayısıyla suyun yüksekliği ne olacaktır? Bakın görüyor musunuz? Azalır. Görüyor musunuz? Bak suyun yüksekliği azalıyor, azalıyor, azalıyor. Ama 4 dereceden 8 dereceye kadar da o zaman da ne oluyor? Artar diyeceğiz. İşte suyun arkadaşlar böyle bir durumu vardır diyeceğiz sevgili gençler. O zaman ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi ödül sorumuzu da yapıyoruz ve bir sonraki konuda arkadaşlar bir sonraki dersimizde elektrik konusunu yapacağız. Gerçekten şeker bir konu hepinizin çok rahat anlayabileceği bir konu ve artık dönemin son konulardan bir tanesi diyeceğiz. O zaman hepinize iyi dersler diliyorum. Hoşçakalın çocuklar.